Evrenimizin nasıl oluştuğu konusunda öne sürülen birçok görüş var. Ancak şu anda kabul gören en yaygın bilimsel teori, bizlere bildiğimiz her şeyin tek bir patlama anından meydana geldiğini söyleyen Big Bang ya da diğer adıyla Büyük Patlama. İşlerin ilginçleştiği nokta ise aslında tam da burada başlıyor. Eğer bildiğimiz her şey ve dolayısıyla evren tek bir patlama sonucunda oluştuysa, bu olmadan önce ne vardı? Ya da gerçekten bir şey var mıydı? Süreci daha iyi anlama adına biraz geriye gidelim. 1920'li yıllardan sonra Edwin Hubble başta olmak üzere birçok bilim insanının çalışmalarıyla yakınımızdaki galaksilerin bizden uzaklaştıklarını fark ettiğimizde evrenimizin genişlemekte olduğunu anladık. Sonraki tarihlerde yapılan araştırmalar ve sahip olduğumuz teknoloji bize her şeyin başlangıcı olarak tanımladığımız Big Bang'in yaklaşık 13,8 milyar yıl önce meydana geldiğini gösterdi. Ancak inşa ettiğimiz radyo teleskoplarıyla yaptığımız gözlemlerde aynı zamanda Big Bang'in ilk anları üzerinde inceleme yapmanın mümkün olmadığı da anlaşıldı. Bu konuyla ilgili yapılan gözlemler Big Bang'in bıraktığı bir çeşit elektromanyetik yankıyı izlemeye dayanıyor. Bu yankı denilen şeyin bilimsel adı ise kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Radyo teleskoplarının nasıl çalıştığını anlamakla işe başlayalım. Yeri ve zamanı hiç fark etmeden uzay boşluğunda meydana gelen bir olay düşünün. Örneğin bir yıldızın patlaması ya da bir kara deliği gözlemlemek gibi durumlarda uzay boşluğunda ilerleyen elektromanyetik dalgalar dünyamızdaki radyo teleskopları tarafından yakalanır ve bu da bize dalganın yayıldığı kaynaktan neler olup bittiğine dair araştırma yapma şansı verir. Ayrıca teleskopların yakaladığı dalgalar aslında çok uzun bir süredir uzay boşluğunda ilerlediği için yapılan gözlemlerle teknik olarak geçmişte yaşanan bir olayı incelemiş oluruz. Tekrar Big Bang'in bıraktığı yankıya dönecek olursak, Big Bang ile birlikte ortaya çıktığı düşünülen yankının izini takip edebilmenin bir sınırı var. Bu da patlamadan sonraki 380 bin yıllık zaman dilimi. Başlangıçta evren çok yoğun bir halde olduğu için ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların uzay boşluğunda ilerlemesi imkansızdı. Bu yüzden yapılan gözlemler en fazla patlamadan 380 bin yıl sonrasına kadar derinleştirilebiliyor. İşlerin biraz karıştığının farkındayım. Basitleştirmek gerekirse, masanızın üzerinde duran bir elmanın patladığını ve bizim de bunu bir video kaydına aldığımızı düşünelim. Kaydı yavaşlatıp geri sardığımızda elmanın onlarca parçası etrafa saçılırken neler olup bittiğini görmek kolaydır. Ancak patlamanın ilk milisaniyelerinde merkezde olanları anlamak imkansızdır. Bilim insanları ise tabii ki elma ile falan uğraşmıyor. Bunun yerine parçacık hızlandırıcı gibi araçlar kullanarak Big Bang'deki koşullara yakın bir ortam oluşturmaya çalışılıyor. Tabii ki bu çok daha küçük ölçekte. Ancak yine de Big Bang'i anlamak için yeterince iyi değil. Biz insanlar genel olarak etrafımızda olup biten her şeyin bir nedeni olduğuna inanırız. Ya da en azından bilimin nedensellik ilkesi bize bunu söylüyor. Peki zamanı evrenin genişlemesi boyunca galaksilerin, gezegenlerin ve yıldızların bile var olmadığı, her şeyin başladığı o büyük patlama anına doğru geri sarsaydık, orada ne bulurduk? Tahmini olan? Aslında belki de hiçbir şey. Bazı teorik fizikçilere göre Big Bang'den önce var olan şey inanılmaz derecede yoğun ve sonsuz bir küçük tekillikti. Tekillik denilen havalı sözcüğün anlattığı şey ise zamanın ya da bildiğimiz anlamlarıyla fizik kurallarının var olmadığıdır. Bu durumda işlem gayet basit. Eğer zaman diye bir şey yoksa o halde Big Bang'den öncesi diye bir şey de yoktur. Başka bir görüş ise Big Bang'in aslında bir sıçrama anı olduğunu savunuyor. Big Bounce adındaki bu teoriye göre bizden önce ya da daha doğrusu evrenimizden önce farklı bir evren vardı. Bu evren genişlemeyi bırakıp kendi içine doğru çökmeye başladığında önce süper kütleli devasa bir kara delik ve sonrasında meydana gelen patlamayla da bugün bizim bildiğimiz evren oluştu. Bu görüşün savunduğu başka bir durumsa bu olayın sonsuz bir zamandan beri tekrarlanıyor ve sonsuz bir zaman boyunca da tekrarlanacak olduğu. Tamam, güzel ama burada birkaç sorunumuz var. Öncelikle bu serideki ilk evren nasıl oluştu? Ve devasa boyuttaki evrenler neden birdenbire genişlemeyi bırakıp büzülmeye başlasın? Cevapları kimse bilmiyor. Einstein, Big Bang'den önce neler olup bittiğini anlamayı, kuzeyin daha kuzeyindeki bir noktada ne olduğunu çözmeye benzetmişti. Ve hiç de haksız sayılmaz. Bir başka teori ise popüler çoklu evren teorisi.
Buna göre içinde bulunduğumuz evren etrafta uçuşan sayısız benzerinden yalnızca bir tanesi. Ancak bu sefer de önümüze şu karşı görüş çıkıyor. Genişleyen evrenimiz ve eğer varsa herhangi başka bir evren, etrafında bulunan evrenlerin çekim gücüne etki etmelidir. Bu yüzden de iki ya da daha fazla evrenin çarpışması, arkasında bizim rahatlıkla farkına varabileceğimiz kozmik mikrodalga türünde belirgin bir işaret bırakırdı. Şu ana kadar böyle bir şeye rastlamadık. Tabii evrenlerin çarpışmasıyla oluşacak yıkıcı etkinin tamamen yeni bir tanesinin oluşmasına sebep olduğu ihtimali de unutulmamalı. Sonuç olarak bu konuda, yani büyük patlamadan önce ne olduğu konusunda öne sürülen sayısız teoriye rağmen verilebilecek en dürüst cevap, bilmiyoruz. Tamam, belki şu anda bilmiyoruz. Ancak bulana kadar bu sorunun cevabını kovalamaya devam edeceğiz. Öte yandan Demokritos, M.Ö. 400'lü yıllarda ilk kez atom fikrini ortaya attığında, bu fikir belki de o dönem için en basit ifadeyle saçma olarak görülmüştü. Ancak bu, 2300 yıl sonra da olsa haklı çıktığı gerçeğini değiştirmiyor. 30 Mart 2021 tarihinde fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu gibi yenilikler, yakın gelecekte uzay gözlemciliği becerimizi geliştirerek elimizdeki zor soruların cevabını bulmamız için bizlere yeni fırsatlar verecek. Belki bulduğumuz cevaplar beraberinde daha fazla soru getirecek. Ama öyle ya da böyle, bilimin en büyük bilmecelerinden biri olan Big Bang'den önce ne vardı sorusunun gerçek cevabını bulduğumuzda, evren ya da uzay zaman hakkındaki anlayışımız artık kesinlikle eskisi gibi olmayacak.